Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Va'fu anna ya Kerim. Va'fu anna ya Rahim. Bağfir lana dunubena bi fadlike ve cudike ve keramike. Ya ekramel ekramine ve ya erhamer rahimin. Ya Rahmanu, Ya Rahim, Ya Aziz, Ya Celil, Ya Cebbar, Ya Settar, Ya Gaffar, Ya Hafiz, Ya Hannan, Ya Mennan, Ya Deyyan, Ya Sübhan, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Allah'ım sana Resulullah Efendimizin Taif dönüşü Ebu Kubeys Dağı'ndaki duasıyla yalvarıyoruz. Yüzümüz yok ya Rabbi. Mazlumlarla Sırat Köprüsü'nün başına geldiğimizde biz kardeş değil miydik derse, dün sahilde vurulan Gazze sahilindeki 4 tane çocuk, bugün şehit edilen 5 aylık bebek mahşer günü yanımıza durdurulduğunda hani biz... Çok teşekkürler, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Hoş geldiniz efendim. Sağ olun. Evet, ilk defa İznik'e geliyorum. Çok çok memnunum. İznik gerçekten güzel bir memleketmiş. Çok şanslısınız. Hepiniz bu akşam programımıza hoş geldiniz efendim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet, öncelikle bu güzel Ramazan gecesinde böyle güzel bir programda bizlere, beni ilk defa İznik'e davet eden ve burada sizlerle bir araya getiren değerli başkızlar, sağ olsunlar. Bugün burada Bursa Büyükşehir Belediyesi Belediye Başkanı Sayın Recep Altepe'nin de desteğiyle bizler buradayız. Ve burada olmaktan çok çok mutluyuz. Daha önceden verilmiş bir sözdü bu. Bugün bizler burada şiirlerle, şarkılarla, türkülerle güzel bir Ramazan programı yapmak üzere çok değerli belediyenin organizasyon ekibiyle konuştuk, anlaştık. Ama gelin görün ki geçtiğimiz hafta meydana gelen bu gelişme, Gazze demeyle programımızın içeriğinde biraz değişiklik yaptık. İşin şarkı ve türkü kısmını biraz kısıp Gazze'deki şehitleri, oradaki din kardeşlerimizi daha çok hatırlayacağımız, anacağımız, onlara yönelik şiirleri, yine naatları arttırdığımız bir program yapacağız. İnşallah sizler de memnun olursunuz, mutlu olursunuz. Bu bizim tanışma günümüz oldu sevgili İznik'le. Bundan sonra inşallah gelip gideceğiz artık. Bundan sonra birçok programda yine bir araya gelip çeşitli vesilelerle güzel günler geçiririz diye tahmin ediyoruz. Tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Evet, şimdi biraz konuşalım, sohbet edelim sizlerle öncelikle. Gerçekten çok üzücü. Sadece Müslüman oldukları için insanları katlediyorlar. Hem de kadın, çoluk, çocuk demeden. Bu davranışı lanetliyoruz. Böyle bir yüzyılda artık teknolojinin bu denli geliştiği, hiçbir sivilin, çocuğun ya da kadının ölmeden, öldürülmeden savaşlar yapabilecek teknolojiye eriştiği bu dönemde hala kadınların ve çocukların, sivillerin öldüğünü görmek ne yazık ki bizde bu işte bir kasıt unsuru varmış hissi uyandırıyor. Bu kadar gelişkin teknolojide hala sahilde top oynayan küçücük çocukların üzerine bomba atmak artık hata olmaktan çıkıyor. Eminim siz de bana katılıyorsunuzdur. Hepimiz şiddetle kınıyoruz. Ve bir taraftan bu kötü işi, bu kötü hareketi yapan insanlara karşı beddualar ederken, bir taraftan da biraz önce sevgili hocamızın geçen gün sahur programında yaptığı gibi gerçekten tüm hissimizle, tüm kalbimizle, gözyaşları içinde Filistin halkının, bu Müslüman insanların tez zamanda bu işkenceden, bu katliamdan kurtulması için tüm içtenliğimizle de bir taraftan dua ediyoruz. Benim yapabileceğim nedir? Ben şiir yazan ve okuyan bir adamım. Benim duam ancak şiirimde olur. Halbuki biz olsaydık böyle mi olurduk?
bakın o Filistin denen, Gazze denen yerin sahibi bundan fazla değil, daha 100 yıl bile olmadı. 90 yıl önce bizdik. 100 yıl kadar önce bizdik. Orada o ülkedeki insanların, hatta bütün Orta Doğu'da ve Avrupa'da dinlerine, etnik durumlarına, mezheplerine hiç karışmadan adilce orada yüzyıllarca bir imparatorluk hüküm sürdü. Ve herkes dinini istediği gibi yaşadı Orta Doğu'da ve Doğu Avrupa'da. Peki nasıl oldu bu? Tabii ki erdemle oldu, akılla oldu ve öğütle oldu. O güzel üç peki Şeyh Edebali'ydi. İlk öğüdü verdiğinde belki de gerçekten gelecekte üç kıtada hüküm sürecek ama adaletle, katliam yapmadan, insanca hüküm sürecek imparatorların, padişahların geleceğini belki gerçekten görüyordu. Bakın Şeyh Edebali bundan yüzyıllarca önce Osman Gazi'ye nasıl nasihat etmiş. Oğul, insanlar vardır, şafak vaktinde doğar, akşam ezanında ölürler. Avun oğlum, avun, güçlüsün, kuvvetlisin, akıllısın, kelamsın. Ama bunları nerede ve nasıl kullanacağını bilmezsen, sabah rüzgarında savrulup gidersin. Öfken ve nefsin bir olup aklını yener. Daima sabırlı, sebatli olasın. Dünya senin gözlerinin gördüğü kadar büyük değildir. Bütün fethedilmemiş gizemler, bilinmeyenler, görünmeyenler ancak senin fazilet ve erdemlerinle gün ışığına çıkacaktır. Ananı, atanı say. Bereket büyüklerle beraberdir. Şu dünyada inancını kaybedersen, yeşilken çorak olur çöllere dönersin. Açık sözlü ol. Her sözü üstüne alma. Gördün, söyleme. Bildin, bilme. Sevildiğin yere sık gidip gelme. Kalkar muhabbetin, İtibarın kalmaz. Bu dünyada üç kişiye acı. Cahiller arasındaki alime, zenginken fakir düşene, hatırlıyken itibarını kaybedene. Unutma ki yüksekte yer tutanlar aşağıdakiler kadar emniyette değildir. Haklı olduğunda mücadeleden korkma. Bilesin ki atın iyisine doru, yiğidin iyisine deli denir. Ey oğul! Bundan sonra öfke bize, uysallık sana. Güceniklik bize, gönül almak sana. Suçlamak bize, katlanmak sana. Acizlik bize, yanılgı bize, hoş görmek sana. Kötü göz, şom ağız, haksız yorum bize, bağışlamak sana. Ey oğul, sabretmesini bil. Vaktinden önce çiçek açmaz. Şunu da unutma. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın. 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 Karagümrük. Şimdi bu gece evet. Peki tamam, Karagümrük'ü programımızın sonunda okuyalım. Nasıl A? Karagümrük'ü okuyayım, gidecek misiniz? Öyle mi? Okumuyorum o zaman.
bir askerde yakın olanlar var mı? Var, bayağı varmış ya. Askere gidecek olan var mı? O da varmış. Bir asker şiiri okuyalım. Bu şiiri birazdan okuyalım. Hem aramızda bulunan askerde yakın olanlara hediye edelim. Hem askere gideceklere hediye edelim. Bu benim kendi şiirim. Hem de Gazze'deki tüm şehitlerimize bu şiiri hediye edelim. Çok güzel de bir şehit şiiri çünkü bu. Ama önce değerli dostlarımız söz vereyim ben. Sayın Başkanımızı bir selamlama konuşması yapmak üzere davet edelim. Evet, alkışlayalım değerli Başkanımız Osman Bey'i. Evet, sevgili Uğur Aslan kardeşim, saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler, sevgili izleyiciler, bu mübarek akşamda tutmuş olduğunuz oruçlar, yapmış olduğunuz ibadetlerin kabul edilmesi dileğiyle hepinize hayırlı akşamlar diliyorum efendim. Evet, sevgili hemşerilerim, bu akşam itibariyle bu Ramazan programlarına son veriyoruz. Çünkü Filistin'de, Gazze'de bir soykırımıyla karşı karşıyayız. Her ne kadar bu Ramazan etkinliklerimize bazı arkadaşlarımız festival demircisi göstermişlerse de ben yine buradan bu akşam bunu ikrar etmek, söylemek zorundayım. Bu bir festival değildir. Bu bir Ramazan etkinliğidir. İzniğimizde de ilk defa yapılıyor. İnşallah bundan sonraki yıllarda da daha güzel şekilde, daha güçlü bir şekilde bu Ramazan etkinliklerine devam edeceğiz. Şartlar müsait olursa tabii ki bir festivalde yapmış olacağız inşallah. Evet sevgili dostlarım, Filistin'de, Gazze'de bir soykırımıyla karşı karşıyayız. Biz buradan İsrail'i, Netanyahu'yu şiddetle kınıyoruz efendim. Orada az evvel Uğur kardeşimin de bahsettiği gibi bebeler katlediliyor. Analar, babalar, bacılar katlediliyor. Burada bir neslin sonu getirilmek isteniyor. Evet. Bu akşam da programımızın büyük bir yoğunluğu Filistinlilerin yanında olduğumuzu belirtmek için Filistin'le ilgili olacaktır inşallah. Buradan yine Mısır'a sesleniyoruz. Ey Sisi! Oradaki Gazze'ye yardım giden tünelleri kapatmaya kalkarsanız Allah'ın gazabından kurtulamazsınız. Ey Avrupa! Ey Amerika! Orada bir insanlık katlediliyor. Siz neredesiniz? Bu soruyu İzlik'ten soruyoruz. Lütfen Allah rızası için orada bir nesil yok ediliyor. Orada Selahattin Eyyubiler yok ediliyor. Buna biz sessiz kalamayız. Bizim inancımıza göre bir müminin ayağına batan tikenden buradaki bir Müslüman rahatsız olmuyorsa biz insanlığımızdan şüpheliyiz. Şunu hiç kimse unutmasın. Hiç kimse aklından çıkarmasın. Avrupa aklından çıkarmasın. Amerika aklından çıkarmasın. Türkiye Cumhuriyeti Filistinlilerin yanındadır. Çünkü bu memleketin ezilenlerin gür sesi olan Recep Tayyip Erdoğan gibi bir başbakanı var. İnşallah Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte, Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte biz Filistinlilerin arkasındayız, Gazze'lilerin yanındayız. Dayan Gazze, dayan Filistin, biz sizinle birlikteyiz diyorum. Hepiniz hayırlı akşamlar dilerken mikrofonu sevgili kardeşime bırakırım efendim. Ağzınıza sağlık Sayın Başkanım. Sayın Başkanımız bir alkışlayalım. Çok çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Sağ olun. Başkanıma özellikle teşekkür ediyorum. Beni ilk defa böyle İzniklilerle bir araya getirdiği için sağ olsun, var olsun. Efendim şimdi